Selamlar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok iddialıyım arkadaşlar. Bakın elimde ne var. Tabii şu an siz bunun ne olduğunu anlamıyorsunuz. Çok iddialıyım bu videomda. Niçin iddialıyım? Çünkü Türkiye'de birçok bitki bakımı, tarım, hayvancılık konusunda video çeken arkadaşlarım var. Fakat bu bilgiyi arkadaşlar daha önce sizlerle paylaşan hiçbir arkadaşım olmadı. Biz bu ürünü yaklaşık bir yıldır kullanıyoruz, deniyoruz ve gerçekten memnun olduk, memnun kaldık ve şu anda bunu sizlere de açıklama vakti geldi, geçti bile diye düşünüyorum. Bu ürünümüz nedir arkadaşlar? Bu ürünümüz doğal bir üründür. Hem bitkilerinizde, kök çürümelerinde, tohum ekerken tohum verimliliğini arttırmada, tavuklarınızda, ineklerinizde, koyunlarınızda, bitki meyve ağaçlarınızda, kaktüslerinizde, sukulentlerinizde, açıkçası tüm bitkilerde kullanılabilecek, tüm hayvanlarda kullanılabilecek bir ürün. O zaman videomuza geçelim mi? Ama tabii ki neden sonra geçelim? Önce videomuza beğeni alalım. Hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Daha sonra videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ürünümüz Turkuaz markanın organik pipolize odun sirkesi. Belki odun sirkesini daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Peki odun sirkesi, yani odun ruhu nedir arkadaşlar? Biyo yağ, odunun kömüre dönüştürülmesi için uygulanan piroliz işlemi sırasında ortaya çıkan bir üründür. Piroliz fırınlarının belirli bir sıcaklığa çıkmasının ardından ortaya çıkan buharın yoğunlaşması odun sirkesinin akışkan hale gelmesini sağlamaktadır. 200'den fazla organik madde içerdiği belirtilse de odun sirkesi özellikle asetik asit, menetol, fenol, ester, asetal, keton ve formik asit içerikleri ile dikkat çekmektedir. Odun sirkesi 1950'lerde Japonya'da kullanılmaya başlamıştır arkadaşlar. Günümüzde Uzak Doğu ülkelerinde Mokasako adıyla organik tarımda vazgeçilmez durumdadır. Ülkemizde henüz çok fazla tanınan bir ürün değildir. Peki ne işe yarıyor arkadaşlar bu ürünümüz? Onları da şöyle size kısaca kullanım oranlarıyla açıklamak istiyorum. Bitkilerde gübre ve kimyasal ilaç kullanımını %50 azaltmaktadır. Kökleri güçlendirir ve büyümesinde etkilidir. Tohum ekimi ve ekimi öncesi tohumları odun sirkesinde 1/200 oranında suyla seyreltilerek tohumları 24 saat bekletirseniz çimlenme oranını arttırırsınız. Toprakta besin ve mikrobiyoloji nüfusunu düzenler. Köklerin toprağa daha sıkı tutunmasını sağlar. Meyvelerde lezzet ve şeker içeriğini arttırır. Hastalıklara karşı direnci arttırır arkadaşlar. Böcek ve mantara karşı kullanabilirsiniz. Kök çürümesini engeller. Özellikle kaktüslerimizde ve sukulentlerimizde bu bizim için çok çok önemlidir. Mantar ve kök çürümesi olayı. Ayrıca bahçelerinizde, tarlalarınızda kompost yapıyorsanız arkadaşlar, kompost yapımında da odun sirkesini kesinlikle tavsiye ederim. Kompost yapım aşamasını hızlandırır. Az önce dediğim gibi arkadaşlar, hayvanlarda da kullanabiliyoruz bunu. Kümes hayvanları için odun kömürü ve odun sirkesinin besin takviyesi olarak kullanılan çalışmalarda salmonella bakterisini yok ettiği tespit edilmiştir. Tavuk yetiştiren arkadaşlarım çok iyi bileceklerdir salmonellayı. Tavuk yetiştiriciliğinde tavuk ve yumurta büyümeleri gözlemlenmiştir. İneklerde et kalitesini, süt verme, beslenme konusunda iyileşmeler gözlemlenmiştir. Ülkemizde Ankara Üniversitesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 yılında buğday ve şeker pancarı üzerinde kullanmaya başlamıştır arkadaşlar odun sirkesini. Odun sirkesi bitkisel üretimde özellikle biyo pestisit kullanımında etkindir. Biyosit olarak kullanılan zirai ilaçların insan sağlığına zararları olduğu için odun sirkesinin bakterisit ve fungisit yararlanarak bu zararın azaltılmasına gidebiliriz. Odun sirkesinin toprakların sürdürülebilir kullanıma ağırlık vermeliyiz. Toprağı zenginleştirmek için
200 birim suya 1 litre odun sirkesi karıştırıp toprağa serpiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kompost uygulamasında 50 litre suya 1 litre odun sirkesi sulandırarak kompost malzemelerine serpiştirirsek kompostumuz çok daha hızlı ve çabuk olacaktır. Gübrelemede 200 litre suya 1 litre odun sirkesi ayda bir kez yapraklardan uygulanabilir. Tohum çimlenmesinde 200 litre suya 1 litre odun sirkesi karıştırıp 24 saat tohumları bu suda bekletmemiz gerekiyor ki bu şekilde yaptığınızda tohumların %98'i çimleniyor arkadaşlar. Haşere kovucu ve koku giderici 1 birim sirke 20 birim su ile seyreltip bitkiye ya da toprağa uygulayabilirsiniz. Tayland Teknoloji Derneği'nin özellikle belirli tavsiyeleri var arkadaşlar. Nematotlar vardır. Sukulent yetiştiren, daha doğrusu bitki yetiştiren birçok arkadaşımız bilir. Bazen sukulentimizi gelişmediğini anladığımızda, topraktan çıkarttığımızda bitkilerin topraklarında böyle ur gibi bir şeyler olur arkadaşlar. Top top. Onlar nematottur. Nematotlarda 500 bölü 1 seyreltmeniz lazım. Yani 500 litre suya 1 litre odun sirkesi koymanız gerekir. Sulama için 1500'de 1. Yani bayağı bir seyreltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mantar hastalığı için 200'de 1 seyrelterek yapraklara fısfıs yapmamız gerekiyor. Kök çürümesinde de yine 200'de 1 odun sirkesini inceltmemiz gerekiyor. Aşırı azot seviyesini önler arkadaşlar. Bitki metabolizmasını geliştirir. Hayvan gübrelerindeki kokuya neden olan amonyak üretimini azaltır. Özellikle hayvancılık yapan arkadaşlarımız için bu çok önemli bir üründür. Özellikle hayvan ahırlarında rahatlıkla bunu kullanır. Arkadaşlar ben bu ürünümü yeni aldım. Çünkü daha önce kullandığım ürün bitmişti. Şöyle hemen açıyorum. Özellikle bakın çay bardağına dolduruyorum ki rengini görmeniz için. Bakın şöyle demli bir çay kıvamında arkadaşlar rengi. Kokladığınızda sirke ve is karışımı bir kokusu var. Bunu bu şekilde suya karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle suya karıştırdığımızda arkadaşlar hani çocuklarımıza paşa çayı yaparız ya, paşa çayı kıvamında bir renk alması gerekiyor. Şimdi ben karıştırıp size göstermek istiyorum. Biraz daha hatta karıştırabilirim. Arkadaşlar bunu sulama yaparken bu şekilde karıştırdım ve şu an oranı yeterli geldi gözüme. Aslında ben bunu biraz şimdi bir yıldır kullandığımız için ölçüsüz yaptım. Bakın şöyle arkadaşlar, hafif sarımsı bir su yapıyorum ve ben bunu kaktüslerime, sukulentlerime mesela şöyle bir bardak almış olduğum suyu hemen şöyle gözünüzün önünde. Bakın şöyle arkadaşlar, bir kaktüsüm var. Bunu bu şekilde şöyle etrafından veriyorum. Toprak bunu çekiyor arkadaşlar ve bu odun sirkesiyle suladığınız toprakta ola ki unlu bit varsa, mantar varsa hepsini bu şekilde engelletiyorsunuz. Bakın bir saksıya, saksının tabii büyüklüğüne de göre bazen yarım çay bardağı, bazen bir çay bardağı veriyorum. Ve çok da etkili bir ürün. Fiyatı şu anda 1 kilo 1 litrelik olarak satılıyor ya da 5 litrelik olarak. Şu şekilde 54 lira arkadaşlar. Böyle bir şekilde bir tane 1 litre aldığınızda çok uzun bir süre bunu kullanabiliyorsunuz. Hem de gübre için ayrı, zirai ilaç için ayrı masraf etmiyorsunuz. Tek ürünle tüm işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Ben kendi adıma bu üründen çok memnunum. Umarım sizler de denediğinizde memnun kalacaksınızdır.
Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz lütfen videoma beğeni bırakmayı unutmayın diyorum. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.